Nagihan Alçı, New York Times'ın yazısı. New York Times dün bir baş yazı yayınladı. Türkiye açısından son derece negatif, keskin ve bence üzerinde durulup argümanların tartışılması gereken bir baş Son dönemlerde Batı basınında son derece yaygın bir anti Erdoğan havasının mevcut olduğu malum. Özellikle Gezi'den beri Türk hükümetiyle ilgili neredeyse çıkan tek bir olumlu haber yok. Ancak durum böyle diye konuya duyarsızlaşmak ya da yazılanları geçiştirmek olmaz. Zira bence hükümet bu alanı aşırı boş bıraktı. Önemsemedi ve ne derlerse desinler kıvamına geldi. Halbuki bence bu büyük bir yanlış. Bu tavır içeride iş yapar da sizin kendinizi dünyaya anlatma meselesini bu kadar boşlamamanız lazım. New York Times gibi bir gazete Türkiye aleyhinde tonu çok sert bir başyazı yayımlıyorsa bu yazının üzerinde durmak ve argümanları tartışmak gerek. Yazının başlığı Türkiye NATO'dan kopuyor mu? Esas itibariyle 3 argüman üzerinden Türkiye'nin NATO'ya mesafe aldığı tezi ileri sürülüyor yazıda. Birinci tez Türkiye'nin IŞİD konusunda Amerika ile yeterince işbirliği yapmadığı. Bu tez zaten aylardır ileri sürülüyor. Ancak işin tuhafı yazıda somut bir bulgu ya da yeni bir şey yok. Yalnızca zaten uzun sınırını kapatması beklenemez. Üstelik geçişleri de zorlaştırdılar ancak. Türkiye ödevini daha iyi yapmalı diyerek bir kaçakçının Tim Arango ve Erik Schmidt'in haberinde yer alan ifadesini koymuş. O kaçakçı da diyor ki işim eskisine göre çok zorlaştı ama bazen sınır görevlisi görmezden de geliyor. Hepsi bu kadar. Üstelik bu argüman Erdoğan'ın giderek otoriterleştiği iddiasıyla süslenmiş. Işitler ne ilgisi var? Anlamak mümkün değil. Tabi yazının devamını okumazsanız. Zira hemen sonraki paragraf amacı belli ediyor. Diyor ki, Türkiye askeri üsleri açmalı ve Amerika'nın başını çektiği koalisyona askeri destek vermeli. Yani Türkiye bu savaşa katılsa Erdoğan bir anda onların gözünde otoriterlikten demokratlığa mı geçiş yapacak? Halbuki asker sınırları kameralarda tamamen kontrol altına almış durumda. Kaçakçının bahsettiği görmezden gelme gümrük kapılarında olabilir deniyor. Türkiye şu an sınırlarını kontrol altına alarak üstlerini lojistik destek anlamında açarak mesela Kobani'de Peşmergen'in hem geçişini sağlayarak hem de orada yaralananları kendi topraklarında tedavi ederek IŞİD'e karşı önemli bir destek sağladı. Türkiye olmasa Kobani IŞİD'in elinden alınabilir miydi? Ancak şunu da bu haberi yaparak Türkiye'yi savaşa sokmaya zorlamaya çalışanlara hatırlatmak gerek. Türkiye bu coğrafyanın bir parçası olduğu için Amerika liderliğindeki koalisyona askeri destek vermek ya da bombarda Adman için üstlerini kullandırmak istemiyor. Zira bunun orta vadede çok ciddi zarar vereceğini düşünüyor. İsrail ve Amerika ne kadar zorlamaya çalışırsa çalışsın sonuç değişmeyecek. Gelelim diğer iddialara. Çin'den füze savunma sistemi alınacağı, bunun NATO sistemine entegre edilmeyeceği söyleniyor haberde. Halbuki bu konu epeydir konuşuluyor. Hürriyet'in başarılı dış politika yazarı Verda Özer Ankara'da görüştüğü yetkililere dayanarak 28 Şubat'taki yazısında şu bilgileri vermişti mesela. İhalede 4 teklif yarışıyor. Çin şirketi, CP Miek, Rus Rosoboronexport, Fransa-İtalyan ortaklığı Eurosam ve Amerikalı Rayton. Amerika ve Rusya yüksek fiyat verdiği için baştan elenmiş. Geriye Çin ve Fransa-İtalya kalmış. Çin en avantajlı gibi görünse de Özel'in görüştüğü kaynaklar ağırlığın Fransa-İtalya'ya kaydığını söylemişler. Yani Çin'den alım kesinleşmemiş olduğu gibi başka bir olasılık güçleniyor ve üstelik Çin'den dahi alınsa NATO'ya entegre edilebileceği açıklaması yapılmış. Son olarak da Rusya ile yapılan gaz anlaşmasına değiniliyor. Türkiye'nin Ukrayna konusunda Batı'nın pozisyonuna ters hareket ettiği söyleniyor. Kısacası tamamen Amerika ve İsrail'in güdümünde hareket eden bir Türkiye istiyoruz demenin dolambaçlı hali dün New York Times'ta baş yazı olarak yayınlandı. Ancak bu yazıyı görmezden gelmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Türkiye güçlenerek kendi pozisyonunu yaratabilir hale geldikçe ve yer yer Amerika ve İsrail'e meydan okudukça dünyadaki algısı bozulmaya devam edecek. Bunu değiştirmenin yolu kendini güçlü ve batının anlayacağı dilden anlatmaktan geçiyor. Hükümet bu konuda çok eksik. Nagihan Alçı, Milliyet